Fizibilite araştırmaları. Dünyada ve Türkiye'de madencilik alanındaki bilimsel, teknik ve ekonomik gelişmeleri izleyerek kısa ve uzun vadeli maden arama projelerinin hazırlanmasında öneriler geliştirmek, ülkemizin yeraltı kaynaklarını araştırmak ve araştırmalarla belirlenen varlıkların büyüklük ve niteliğini tanımlamak, mali ve ekonomik değerlendirmelerini kısaca rantabilite hesaplarını yapmak, veoteknik etütler yapmak, her türlü madenin teknolojisi, ticareti ve ekonomisini içeren araştırmalar yapmamızın fizibilite etütleri kapsamında yaptığı çalışmalardandır. Genel Müdürlüğümüz, madencilik sektörüne yönelik olarak, maden işletmelerinde oluşan kaya ve şelf stabilite problemlerine çözüm üretmekte ve fizibilite çalışmaları yapmaktadır. MTA, bünyesinde yer alan deneyimli mühendis ve teknisyen kadrosuyla ve yeterli donanıma sahip kaya ve zemin mekaniği test merkezi yardımıyla yerli ve yabancı kuruluşlarla ortak projeler gerçekleştirmektedir. Analiz ve teknolojik araştırmalar. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde MTA projeleri, ücretli iş projeleri ve kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ile tüzel kişilerden madencilik ve çevre faaliyetleri kapsamında gelen cevher, kayaç, sediman, mineral, su, katı yakıt numunelerinin kimyasal, mineralojik ve petrografik analizlerinin ve teknolojik testlerinin yapılmasının yanı sıra teknolojik araştırma, geliştirme projeleri yürütülmektedir. Gelen talepler doğrultusunda endüstriyel, seramik, metalik, katı yakıt, radyoaktif ham maddeler ile artıkların değerlendirmesine yönelik laboratuvar ve pilot çapta zenginleştirme çalışmaları yapılmaktadır. 2002 yılında yaklaşık 20 bin adet olan numune sayısı, son 5 yılda yapılan yatırımlarla 2010 yılında 50 bin adete, 98 bin adet olan analiz sayısı 2010 yılında 350 bin adete yükselmiştir. Analiz testlerde kapasite artışı çalışmalarının yanında analiz testlerin güvenilir ve hızlı yapılabilmesi, sonuçlarının uluslararası geçerliliğinin sağlanabilmesi amacıyla akreditasyon çalışmaları da yürütülmektedir. Bu çalışmalar sonucunda laboratuvarlarda kalite yönetim sistemi kurulmuş ve akreditasyon sertifikası alınmıştır. Akreditasyon kapsamında yer alan kömür analizleri, doğal taş testleri ve toprakta bakır tayini analizinin yanı sıra su ve altın analizlerinde de çalışmalar tamamlanarak TÜRKAK kapsam genişletme başvurusu yapılmıştır. Madencilik ve yer bilimleri konusunda gelişmiş ülkelerde yapılabilen bütün analiz testlerin MTA laboratuvarlarında yapılabilmesiyle ilgili çalışmalara devam edilmektedir. Çevre ve iklim araştırmaları. Son 25 yılda Dünya ve Avrupa Birliği madencilik sektöründeki değişimler ve yeni trendler ile madencilik faaliyetlerinin sürdürülebilir kalkınma temelinde yürütülmesi zorunluluğunun bir sonucu olarak ve ülkemizde 7 Şubat 1993 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin akabinde 1994 yılında bünyesinde çevre birimini ilk oluşturan kurumlardan birisi MTA Genel Müdürlüğü'dür. MTA, ya madencilik, ya çevre dayatmasının aksine multidisipliner bakış açısıyla madencilik ile ilgili temel çevre sorunlarını tanımlayabilmeyi, bu sorunlar arasında bağlantı kurabilmeyi ve çözüm önerileri getirebilmeyi amaçlamaktadır. Son yıllarda dünyamızı tehdit eden ve dolayısıyla ülkemizde de araştırılması zorunlu duruma gelen iklim değişikliklerinin etkileri kurumumuzda önemsenmekte ve araştırılmaktadır. MTA Genel Müdürlüğü, misyon ve hedefleri doğrultusunda, jeolojik zaman dilimlerinde meydana gelen iklim değişikliklerini ve bu değişikliklerin yerküreye etkilerini araştırmak amacıyla bir araştırma grubu kurmuştur. Bu araştırma grubu, hem küresel iklim değişiklikleri ve gelecek iklim tahminleri için veri hazırlama konusunda hem de jeolojik geçmişte olan iklim değişikliklerinin nedenleri ve sonuçları, iklim değişikliklerinin jeolojik faktörlerle bulunması ve etkilerinin incelenmesi konularında çalışmalar sürdürmektedir. Bu kapsamda kıyı değişimlerinin izlenmesi, kayıt altına alınması ve bu değişimlerin gelecekteki boyutlarının tahminine yönelik projeler başlatılmıştır. Yer bilimleri dünyasına yeni veriler kazandırmak. Yer bilimlerinin çeşitli dallarında gerek genel müdürlüğümüz kendi uzman kadrosu tarafından, gerekse üniversite ve yabancı uzmanlarla ortak olarak hazırlanan çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Türkiye genelinde yapılan jeolojik etütlerle çeşitli jeolojik sorunlara çözüm aranmakta, ülkemizin jeolojisine katkıda bulunulmaktadır. Bu kapsamda gerek bireysel, gerek üniversitelerle ve gerekse uluslararası kişi ve kuruluşlarla ortak projeler gerçekleştirilmektedir. Eğitim faaliyetleri. MTA'nın yüklendiği en önemli görevlerden birisi madencilik sektörüne eleman yetiştirmektir. Kuruluşundan itibaren pek çok yerbilimciye yurt içi ve yurt dışı eğitim olanakları sağlamış, Hacettepe, Ankara, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik ve daha birçok üniversitede maden ya da jeoloji mühendisliği bölümleri kurulmasına destek olmuş, elemanlarını ders vermek için üniversitelere yollamıştır. Böylece kendi üniversitelerimizden jeolog, biyofizikçi, maden mühendisi, cevher zenginleştirmeci yetiştirilmesiyle bir yerbilimci ordusunun faaliyete geçmesine katkıda bulunmuştur. Üniversitelerimizden mezun olan yerbilimcilerin de büyük bir çoğunluğunu istihdam ederek güçlenen MTA yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar döngüsü içinde hem uygulayıcı hem eğitim kurumu haline gelmiştir. Türkiye'de çalışan her yerbilimci için MTA bir ilk başvuru kurumudur. Türkiye'deki yerbilimcilerin büyük bir çoğunluğu MTA'da deneyim kazanmış olup, hemen hepsi de MTA'nın ürünlerinden yararlanmaktadır. MTA'da deneyim kazanan yerbilimciler özel sektörün vazgeçilmezleri oldukları gibi, üniversitelerimizin de saygın öğretim kadrolarını oluşturmuşlardır. Özellikle 1970'li ve 2000'li yıllar arasında üniversitelerimizin yerbilimleriyle ilgili bölümlerinin eğitim eleman kadrolarının önemli bir kısmının MTA kökenli olması veya eğitimlerini MTA bursuyla tamamlamaları bu anlayışın en somut göstergesidir. MTA kendi bünyesi içinde sadece yerbilimci çalışanlarına ilişkin 3 farklı eğitim programı uygulamaktadır. Meslek içi eğitim programı. Ülkemizde çalışan yerbilimcilerin büyük bir kısmı MTA Genel Müdürlüğü'nde görev yapmaktadır. Ancak özellikle son yıllarda kurumumuza katılan personelde önemli ölçüde nitelik yönünden eksiklik görülmektedir. Kurumumuz bu eksikliği giderebilmek amacıyla yoğun meslek içi eğitim programları uygulamaktadır. Program çerçevesinde genel müdürlüğümüze yeni alınan teknik elemanların proje çalışmalarına katılımları için hazırlanma ve eğitimleriyle kurumumuz çalışanlarının mesleki bilgi birikimlerini arttırmak amacıyla çeşitli kurs, seminer, yaz programları uygulanmaktadır. Eğitim programları teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmekte, arazi uygulamaları ve gezileriyle bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Staj programı kapsamında jeoloji mühendisliği bölümü öğrencilerinin harita alım ilkeleri, genel jeoloji, paleontoloji, hidrojeoloji, maden yatakları, endüstriyel ham maddeler ve uzaktan algılama konularında verilen kuramsal bilgileri kavramalarının yanı sıra, stratigrafi ilkeleri ve temel jeoloji çalışmalarını arazide uygulamalı olarak yapmaları amaçlanmıştır. Bu kapsamda, bir ay süreli teorik çalışma bölümünde merkezde MTA Genel Müdürlüğü'nün farklı dairelerinde yapılan bilimsel ve teknolojik çalışmalar ile ilgili uzman kişilerce bilgiler verilmektedir. Yaklaşık 15 günlük süreçte de Ankara çevresinde günübirlik arazi çalışması yapılmakta, teorik bilgilenmenin arazide uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı, CICA'nın Türkiye'de yürüttüğü yardım faaliyetleri için belirlediği önemli işbirliği alanlarından biri olan, gelişmekte olan komşu ülkelere yönelik kalkınma yardımı kapasitesinin belirlenmesi kapsamında Japon hükümeti, CICA aracılığıyla Türkiye'de 3. ülke eğitim programları uygulamaktadır. 3. Ülke Eğitim Programı'na ilişkin anlaşma MTA Genel Müdürlüğü ile CICA arasında 2 Ağustos 1996 tarihinde imzalanmıştır. Programın amacı, katılımcıların teknik becerilerinin geliştirilmesi. Aldıkları eğitim çerçevesinde ülkelerinin gelişimine katkıda bulunmaları. Farklı ülkelerden gelen diğer yerbilimcilerle bilgi alışverişinde bulunmaları. Türkiye, Japonya ve davetli ülkeler arasında uzun geçmişe sahip iyi ilişkilerin pekiştirilmesi.
2010 yılına kadar düzenlenen eğitim seminerlerine toplam 256 yer bilimci iştirak etmiştir. Eğitim programlarının ötesinde MTA sahip olduğu büyük kütüphanesi ve Türkiye'nin en zengin yerbilim arşiviyle de yerbilimi çalışanlarına, eğitmenlerine ve öğrencilerine hizmet vermektedir.